Merhaba retro severler. Bu bölümde sizin de eğer kanalı yakından takip ediyorsanız tanıdığınız iki arkadaşımdan gelen bazı retro hediyelere bakacağız. Bu arkadaşlarımdan ilki Serkan. Zaten birlikte podcast yapıyoruz. Eğer kanalı takip ediyorsanız hem podcast'lerde hem de konuk olduğu bazı videolardan kendisini tanıyorsunuzdur. Diğer arkadaşımsa Koral. Ee, onun da isminin çokça geçtiğini duymuş olabilirsiniz eski videolarda ama herhangi bir canlı yayında veya videoda bulunmuyor. İlk olarak Koral'ın hediyeleriyle başlayalım. Sayıcı az ama özellikle bir tanesi benim için çok önemli. Daha sonra Serkan'dan aldığım bilen e, karışık, ortaya karışık diyebiliriz. E, retro ve retro olmayan hediyelere bakarız. <laughs> Koraldan gelen ilk parçayla başlayalım. İlk parçamız bir adet Amiga 500 adaptörü. Evet bu bir Amiga 500 adaptörü. Bende Amiga 500 yok ama Koral bana bir adet Amiga 500 hediye edeceğini söylemişti. Ama taşıması çok kolay olmadığı için ve Koral da direkt İzmir'e gelip gitmediği için biraz fazla gezip dolaştığı için eline takıp getiremedi ama en azından yükün bir kısmını bu sefer halletmiş oldu. Yani adaptör şu an elimde hediyenin kaporasına almış gibi düşünebiliriz. İkinci parçamız da bir Nintendo 64 güç adaptörü. Elinde fazla daha doğrusu Nintendo 64'e ilgi duymadığı için elinde fazlalık olarak bulunan güç adaptörünü benim değerlendirebileceğimi düşünmüş. Gerçekten de Nintendo 64'ün güç adaptörü bozulduğu zaman herhangi bir adaptörle dönüşümlü kullanamıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi çok cins farklı bir adaptörü var. Bunu komple konsola takıyorsunuz. Şu kısmı da fişe takıyorsunuz. Bu bozulduğunda standart ataba adaptörlerden kullanamıyorsunuz. Yani bir de bunların iki çıkışı oluyor üzerinde. İki farklı güç çıkışı. Bunlar 3.3 volt ve 12 voltluk çıkışlar. Diğer bir parça da Super Famicom oyunu bir adet Super Street Fighter 2. Bunu takaslık mı yolladı, hediye mi yolladı emin değilim. Hediye ya da takaslık yollanmış bir adet Super Street Fighter 2'miz var ve bazı Game Boy oyunları. Size şimdi onları yakından göstereceğim. Bir adet etiketi klona benzeyen ama kasası orijinale benzeyen Dr. Franken adında bir oyun. İçinde 230 oyun olduğunu iddia eden bir çoklu oyun kartuşu. Bir adet Pokemon Red sanırım. Üzerinde Charizard olan oydu sanırım. Bir adet Japonca etikete sahip köstebekli bir Game Boy oyunu orijinal. Yine bir adet çok oyunlu Game Boy kartuşu. Bu arada ben çok oyunlu Game Boy kartuşlarını gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bakalım diğerinde düğme var mıydı? Özellikle şu reset düğmesi olanlar bana oldukça enteresan geliyor. Arkasında da bazı oyun isimleri bulunuyor. Göstermeye çalışayım şöyle size de. Net görünüyor mu bilemiyorum tabii. Asıl son bir hediye var ki pakette. O da benim uzun süre arayıp artık vazgeçtiğim bulamıyorum diye aramaktan sıkıldığım VFD masaüstü Tommy Scramble üzerinde Rambler yazıyor ama Tommy bunun birkaç tane versiyonunu çıkarmış farklı isimlerle sanırım lisans sözleşmesiyle alakalı olabilir Rambler Scramble. Scrambler bir de Alien Attack ya da Space Attack gibi bir ismi olan versiyonu var. Uzun süredir aramıyorum ama onun öncesinde çok uzun bir sürede peşine düşmüştüm. Hatta bir dönem saplantı haline bile gelmişti diyebilirim. O yüzden şu anda sahip olduğum için çok mutluyum. Henüz test etme şansım olmadı. Bir restorasyon ve test sürecinden geçecek. Bunları hallettikten sonra da özellikle bu cihazın bir videosu yapılacak. Belki diğer gelenlerin de nelerin olabilir? Çoklu Game Boy kasetlerinin olabilir. Ayrıca videosunu yapabilirim. Ama en çok buna sevindiğimi söylemem lazım. Korala teşekkür ederek Serkan'ın pakete geçmek istiyorum. Daha doğrusu leğene geçmek istiyorum. Çünkü e, Serkan'a yaptığım bir ziyarette bir leğen çıkardık ve içini doldurmaya başladık. Bu sana lazım olur mu? Şu sana lazım olur mu? gibisinden. Bayağı büyükçe bir leğeni doldurduk. İçinde retro olan, retro olmayan bir sürü şey var. Kablolar vesaire de var. Bakalım neler var. Onları sizinle paylaşayım. <laughs> Evet, gelelim Serkan mevzusuna. Serkan retroyu bırakıyor arkadaşlar. Retroyla ilgilenmeyi sadece spor temasına kısıtladı. Retro oyuncaklar ve retro konsolları artık futbol teması etrafında kısıtlamaya karar verdi. Serkan'a yeni evinde yaptığım ilk ziyarette de daha doğrusu Uzun bir aradan sonra yaptığım ilk ziyarette e, önüme bazı retro aksesuarlar, kablolar vesaireler yığıldı ve dedi ki bunlardan istediğini alabilirsin. E, ben de e, aralarından bazılarını seçtim. Zaten uzun bir süredir aramızda böyle bir hediyeleşme, yani takas diyemeyiz buna, hediyeleşme diyebiliriz ancak. E, böyle bir durum var. Ben elime futbolla alakalı retro ne geçerse ona veriyorum. O da benim ilgimi çekeceğini düşündüğü şeyleri bana ayırıyor, getiriyor. Şimdi lafı çok uzatmadan şu leğene geçiyorum geçelim bir dakika geçmiş bile şöyle rahat bir pozisyona çekelim Öncelikle elime ilk gelen şeyi göstereceğim buradan yani çok karışık bir leğen bu <laughs> çok karışık bir paket ee, görmüş olduğunuz gibi bir adet PlayStation bir kolumuz var analoglu versiyon biraz bakıma ve ilgiye muhtaç bir kol yani yakın zamanda bunu restore edeceğimi düşünmüyorum ama Bazen parça lazım oluyor sevdiğim bir kolu tamir ederken ve geçenlerde d bile bulamamıştım evde. Arkadaşlarımdan istemek durumunda kalmıştım. O videoyu hatırlıyorsunuzdur belki. Bir adet PlayStation 3 Sharp Shooter çok retro sayılmaz ama PlayStation 3 için en sevdiğim aksesuarlardan bir tanesi. Kesinlikle Wii'nin tüfek aparatlarından falan çok daha kaliteli. Buraya bir adet PlayStation Move takıyorsunuz. Şu ucu top gibi, fener gibi olanlardan. Bu kısma da bir adet Navigator takıyorsunuz ve oyunla etkileşiminiz birden farklı bir şekle dönüşüyor. Buradan yönleri kontrol ediyorsunuz ve light gun gibi kullanmaya başlıyorsunuz. Killzone oynamıştım. Oldukça zevkli bir deneyimdi ama bir süre sonra omuz ağrıttığını da itiraf etmem gerekir. Büyük ihtimalle bu artık bizim yaşımızla alakalı. Benim de zaten iki kolumda da çeşitli noktalarda sinir sıkışmaları mevcut. Bir adet monitörünüze AV girişler yani kompozit giriş sağlayan hatta S-Video giriş sağlayan bir TV Avermedia TV Box var. Bunu deneme şansım olmadı. Uygun bir adaptör ayarlayıp yakın zamanda denemek istiyorum gerçekten de. Bunun da bir incelemesini yapabiliriz. Yani bunun bağlanmış olduğu bir LCD ekran veya CRT monitör e, gerçekten de bir e, CRT TV'ye alternatif olabilir mi? Bunu tartışabiliriz, bunu konuşabiliriz. Sırada beşli bir Rocket League Hot Wheels paketi var. Bunlar gerçekten Rocket League arabaları mı yoksa Rocket League teması verilmiş normal Hot Wheels arabaları mı bilmiyorum. E, ben şahsen bir Hot Wheels koleksiyoncusu değilim ama Popüler kültürde önemli bir yeri olan bazı oyunların, filmlerin, başka medyalarda bulunan popüler kültür ürünlerinin Hot Wheels'taki yansımalarını toplayabiliyorum. Elimde çok fazla olmasa da sevdiğim çok küçük bir koleksiyonum var Hot Wheels'la ilgili. Bir 10, 10 araba falandır herhalde yani koleksiyon dediğimde o kadar yani Hot Wheels... Bir çılgınlık olduğu için. E, benimkisi pek koleksiyon sayılmaz. Dediğim gibi bunların tam mahiyetini bilmiyorum ama e, bunu alabileceğimi söyledi. İlgini çekmezse çocuk oynar dedi. Belki ben de durur. Belki çocuk oynar. Şu anda bilemiyorum akıbetini. Ortalık iyice karışmaya başladı. Bu bu arada hediye değil. Bu benim havyam. Bu bayağıdır odada beklediği için içine düşmüş. Başka şeyler de var. Onun e, kutunun içine düşmüş olan bana ait olan şeylerden. Uzaktan kumanda var mesela benim televizyonun onu da ayırıyorum. Evet bir adet oldukça harika bir uzunlukta RCA kablo var. Arasanız bu kadar kalitelisini ve bu kadar kısasını kesinlikle bulamazsınız. Bu gerçekten çok işime yarayacak. Kablonun neyine seviniyorsun diyebilirsiniz ama e, bu videolar sırasında vesaire benim kadar kablolarla haşır neşir olanlar e, beni çok iyi anlayacaktır. Kaliteli bir kablonun ne anlama geldiğini. Özellikle kısa sürede bir şeyler üretmek istiyorsanız çok iyi anlıyorsunuz. Kablosuzluktan yapamadığımız bir sürü şey var. Bir adet oldukça uzun ve kalın bir HDMI kablomuz var. Standartını bilmiyorum ama mutlaka PlayStation 3'te ya da Xbox 360'ta, yani bizim uğraştığımız makinalarda işe yarayacak bir standarta sahiptir diye düşünüyorum. Şöyle bunu da kaldırdık. Boş DS kutularımız var. 3DS pardon. Evet, bun bunların içinin boş olması lazım. Bunun içinden Gateway Kart çıktı. Bu tek başına bir şeye yarıyor muydu bilmiyorum. Neyse bunu da konuşuruz Serkan'la. Hatayla da vermiş olabilir yani e, vermek istemediği halde araya karışmış olabilir. Evet bunları kaldıralım. Böyle bazı kapaklar vesaire var. Bu kapakları da Serkan mı vermişti acaba? Ha yok. İşte evet aynen dediğim gibi bazı kapaklar ve kullanma kılavuzları var çok ilginç olmayan şeyleri detaylı göstermek istemiyorum. Bir adet Xbox 360 kablosuz kollarınıza takabileceğiniz bir kablo var. Bu kablo şarj kablosu mu yoksa kablosuz kolları kabloluya dönüştüren bir kablo mu onu unuttum. Bunu da öğreniriz. Bunu da bir kenara kaldıralım. Yine az önce kısasına sevindiğim kablonun üçlü ve uzunu var burada. Zaten kutunun yarısını da o dolduruyormuş. Bunu çıkarınca kutu bir anda böyle bir zayıfladı ve netleşti içindeki şeyler. Gördüğünüz gibi komponent bir kablomuz var. Bunu kompozitede de kullanabileceğimi düşünüyorum. Sanırım bir mani yoktur bu standartta. Hani bunu kompozit olarak da kullanmama engelleyecek. Yalıtımı çok iyi görünen ve çok sağlam görünen ve konektörleri çok kaliteli görünen bir hama kablo daha az öncekinin uzunu ve komponent olanı. Bunu da kaldırdık. Evet bir adet Atari RF kutusu var bu tam olarak ne işe yarıyor bilemiyorum bir ucunu Atari'ye takmamız gerekiyor bir ucunu da Atari'ye takmamız gerekiyor sanırım yani şu ortadaki kutu ne işe yarıyor bilmiyorum üzerinde Atari logosu var bunu da sorabileceğim sağlam arkadaşlarım var şöyle onu da ayrıca koyalım öğreniriz hmm. bir adet Microsoft Gamepad'imiz var yani lisede olduğum dönemlerde çok ilgimi çeken bir sidewinder gamepad, d-pad'leri, modern d-pad'leri çok aratıyor. Hatta NES'in d-pad'ini de çok aratıyor. Ee, sanırım NES'in d-pad'i patent altında olduğu için e, o sıralarda onu taklit edememişler. Hmm, ben bunun bir kalibrasyon tuşu olduğunu zannediyordum ama başka bir tuşmuş. Genel olarak yapısı çok tatlı, kullanmaya elverişli, müsait bir kol ama şu d-pad olayı biraz bozuyor gibi. Bakalım bunu da bir deneriz. İleride bir PlayStation, pardon, ileride bir Windows 98 makinası toplayabilirsek. Evet, bir pil değiştirme arasından sonra tekrar geldim. Az önce pilim bitmiş. Umarım son çektiğim şeyi yarım yamalak çekmemiştir. Evet, bazı evet, standart bir PlayStation 1 kontrolcümüz daha var burada analoglu. Bu oldukça temiz bu arada. Sadece silinmesi gerekiyor üzerindeki bazı pisliklerin çıkarılması gerekiyor. Onun dışında gayet sağlam ve temiz görünüyor bu. Evet, diğerinden oldukça iyi durumda. Yine bir adet PlayStation 1 kolumuz var. Evet, bu incelemeyi hak eden bir kol. Bunun biraz geçmişini araştırıp belki sizinle daha fazla detay paylaşabilirim bu kolla ilgili. Üzerinde Street Fighter Zero Two logosu var ve Zero Pad yazıyor. ASCII'nin ürünü olabilir bu. Tam emin değilim ama ASCII genelde daha kaliteli ürünler yapıyor diye biliyorum. Gerçi D-Pad'i ve tuşları hiç fena değil. Sadece omuz tuşlarında biraz falso var. Yani bu lisanslı bir şey mi değil mi? Bunun da bir araştırmasını yapıp sizinle paylaşırız. Zaman için söz vermeyelim ama bir içerik olarak aklımızda bulunsun. Evet bir adet burada Dük kontrolcü var. Bende yoktu ve gerçekten sahip olmak istediğim bir koldu. Ee, sadece bit pazarlarında elime almıştım. Kendi evimde hiç bulunmadı. Ve bununla hiç oyun oynamadım. Gerçekten elinizde bir adet küçük ekmekle oyun oynuyorsunuz gibi hissettiriyor. Ee, abartı değil arkadaşlar. Yani insanların o işte çok büyüktü canım elde tutması oldukça imkansız bir koldu falan ifadeleri oldukça tutarlı. Ve benim ilk kez sahip olduğum bir kontrolcü e, bu kola daha önce sahip olmamıştım. Evet şunları birbirinden bir ayıralım. Bir de şöyle bir adet kaset adaptörümüz var. E, MP3 çalarlarımızdan ve diskmenlerimizden arabamızda bunu kaset... E, çalara takarak müzik dinlememizi sağlayan bir aparat bu. Eğer e, hiç bilmiyorsanız bu kanalı izlemenize rağmen e, bunun retrodaki kullanımı ise şöyle. Bu arada bu biraz yıpranmış ama tamir etmesi çok zor olamaz. En fazla şu kablo değiştirilir. Bunun retrodaki kullanımı ise şu. Kasetten yükleme yapan cihazların data setlerine bunu takıyorsunuz. Retro bilgisayarların data setlerine bunu takıyorsunuz. E, telefonunuzdan da Tap Dancer gibi e, böyle e, kaset programları oynatan programlardan e, oyun e, programını çaldırıyorsunuz. Ve bu adaptör üzerinden bilgisayarın oyunu yüklemesini sağlayabiliyorsunuz. Bunu bir arayüz olarak kullanarak. E, kesinlikle kullanışlı. Benim elimde de açıkçası yoktu. Gerek duyup satın almadığım bir aparattı. Varsa da hatırlamıyorum. Evet şimdi başka neler var? Bir adet mini disk var bunun içerisinde sanırım Swiss varmış ya da bir oyun da olabilir bu Emin olamadık Serkan'la konuşurken orada İçinde bunun ya Swiss var Gamecube için ya da bir Gamecube oyunu bulunuyor ee, Benim henüz çipli bir şeyim yok ne derler kübüm yok onu da bir ara halledeceğim. Bir de evet içinden oyun çıktı FIFA 2012 elinde kutulusu vardır diye tahmin ediyorum bunu bana verdiyse. Böyle UMD taşıma kutusu oldukça tatlı bir yapıya sahip. 2 adet UMD'yi bakalım iki mi evet 2 adet UMD'yi güvenli ve çok yer kaplamadan yanınızda taşıyabilmeniz için hiç kimsenin yanında olmaya da taşımayacağını biliyorum ama aksesuar olarak oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Güzel tasarlanmış bir ürün. Bir adet NES Classic Bomberman var. Ee, yine çok sevindiğim bir parça. Aslında ben e, Bomberman 2'den beri serinin hastasıyım. Yani birinci Bomberman ile pek alakam yok ama e, NES Classic serisini seviyorum. O seriden bir oyuna sahip olmak benim için güzel bir şey. Evet bazı Famiclone kartuşlarımız var. Bir adet. Bu arada bu Spider-Man 2 oyununu da e, Serkan mı verdi, Koral mı verdi acaba? Orijinal bir kartuş bu. Büyük ihtimalle Serkan verdi bu pakette olduğunu düşünürsek bunu netleştirip bir altyazı eklerim. Yani o Koral'ın poşetinden düşüp bunun içine de girmiş olabilir. Bu kasetlerden ilki şöyle göstereyim. 9.999. TL. 999.1 doğru mu saydım? 9'lar gözümü alıyor çünkü. Evet. 9.999.999.1 isimli e, kartuş ve bunun gerçekten 9 milyona çıktığını bilmiyordum. Bu sürekli gördüğümüz o e, en kötü nama sahip çok oyunlu kartuş diyebiliyorum. İçindeki tabi PCB farklı olabilir ama bu etiket içinde çok az oyun bulunan ama en yüksek rakamın yazdığı kartuş. Bundan sahip olmadığım için, yani bu kartuşa sahip olmadığım için yakın zamanda bir üzülmüştüm, neden almadık zamanında gibisinden. Bunun sarısı meşhur sanırım. Hatta bu hayıflanmamı Durul da paylaşmıştı. Evet ya, zamanda keşke alsaydık, leş diye yüz vermedik gibisinden bir hayıflanmıştık ama Serkan'dan çıktı, ben işimi halletmiş sayıyorum şu anda. Güzel, eski tip klonlardan Adams Family. Arkasında bir adet de bu tip etiketleri de çok seviyorum değişimin yapıldığı bu kartuşu satan, değiştiren kırtasiyenin etiketi de bulunuyor. Bu arada İzmir'de yaşayanlar için söyleyelim. Bayraklı İzmir'den Berkant Kırtasiye Game Club'a ait bir kartuş bu. Bir adet Sonic 5 evet. Bir Nintendo konsol üzerinde Sonic denemek istedim. Her ne kadar bir ROM hack olsa da böyle değişik şeyler hoşuma gidiyor. Evet yine içinde Sonic bulunan bir çok oyunlu kartuş ve içerisinde 118 oyun olduğunu söylüyor. Tabii ki öyle değil. Hemen arkasına baktığımda 10 oyun olduğunu tahmin ediyorum. 118 olarak bize itelenen oyun sayısının aslında 10 olduğunu tahmin ediyorum. Oldukça ağır bir kartuş var. Sırada 5 52.000 in 1. Tabii ki 52.000 oyun olamaz da herhalde Black Box oyunlardan oluşuyor çoğu. Bunun içinde de ne varmış bir videoda bakabiliriz yine. Onu da kenara kaldıralım. Başka Famiclone'umuz var mı? Bir adet de Nintendo 64 oyunumuz var. Kutudan çıkan. Evet. Hı. Bu güzel bir sürpriz oldu benim için. Bende Engage yoktu arkadaşlar. Engage bölümünü Dorul'un Engage ile yapmıştık. Şöyle bir adet engeycimiz olmuş oldu. Bunu bir ara şarj edip denemek lazım. Sağlık durumu şu anda bilinmiyor. Ve yanında 3 adet oyunumuz var. Bir tanesi Tony Hawk Pro Skater. İkincisi ise en ünlülerinden bir tanesi Pandemonium. Şöyle bu kapağı ile haşır neşir olmuş herkes bilir. Bu da yine en çok gördüğümüz engage oyunlarından bir tanesi. MotoGP. İçi dolu mu? Evet. İçinde de MotoGP oyunumuz bulunuyor. Pandemonium'un içine bakmadık. Evet burada da kartuşumuz bulunuyor. Bunun içerisinde oyun kartuşlarının bu nedir bilmiyorum. Üzerine Nokia var böyle yaldır yaldır Nokia yazıyor neyle alakalı bilemiyorum. Belki de içinde oyun kartuşu olmadığında takılan bir kartuştur. Onu da sorarız Serkan'a. Bir adet Tiny Toon Adventures oyunumuz var Game Boy Advance. Şöyle garip bir etiketi de var. Oyunu da bildiğimi zannetmiyorum. Başka neler var? Evet, bir adet kaliteli bir printer kablomuz var. Bu arada, kaliteli bir printer kablosuna sahip olmanın beni mutlu ettiği nokta şu. En son aldığım mikrofon biliyorsunuz, bu tip USB A USB B kabloyla çalışıyordu. Ve kablosuna pek güvenmiyordum açıkçası. Bu kabloyu yani o mikrofonun kablosunu yedeklemiş olmak beni sevindirdi. Bir tane de şöyle L şeklinde bir printer kablomuz var. Aynı şekilde bunun da yine kullanışlı olabileceğini düşündüm yine mikrofon kullanımı için evet onun dışında hmm, anten kablosu elektrik kablosu şarjlı piller evet asıl merak ettiğim kol o da bu bir adet USB sign winder, side winder dual strike çok şahsına münasır çok sevdiğim bir yapısı var. Şu orta kısmında iki eksenli bir analog sistemi bulunuyor. Sağ sol birbirinden bağımsız gibi duruyor. Arkadaki LR tuşları çok enteresan. Tamamen bu aerodinamik yapısına gömülmüş durumda. Bunun tabii ki bir demosunu göstermek isterim size ama elimde dediğim gibi sağlıklı bir Windows 95 ya da 98 PC şu anda bulunmuyor. Belki hazır sistemi olan birinin yanına gidip bunun testini yapabiliriz bir ara. Evet. Bir de Game Boy kablosu var. Bu Serkan'dan mı geldi bilemiyorum. Dediğim gibi bu leğen uzun süre odada ağza açık bir şekilde durduğu için içine benimkilerden biri de kaçmış olabilir. Ya da Serkan'dan gelmiştir. Bilemiyorum. Bir adet de Game Boy bağlantı kablomuz bulunuyor. Evet. Onun dışında bir adet de PlayStation 3 Navigator var. Bunu aslında Sharpshooter'la birlikte gösterebilirdim. Ee, büyük ihtimalle çünkü bu Sharpshooter'ın üzerinde bulunan Navigator. Burada göremediğiniz ama Serkan'dan gelen birkaç parça daha var aslında. Bunlardan en önemlisini birkaç video önce gördünüz. Super Mario VHS'siydi bir tanesi. Ee, diğeri, daha doğrusu diğer ikisi de Buzz Lightyear şarj standları. Bunlardan bir tanesi Wii Remote'ların şarj edildiği bir stand. Diğeri de şarj olurken Nintendo DS'inizi saklayabileceğiniz bir stand şeklinde. Ama şu anda ikisinin de görevi aynı. Bir tanesini oğlum, diğerini de kuzeni Buzz Lightyear oyuncağı olarak kullanıyor ve çok memnunlar bu durumdan. Evet sanırım bu kadardı. Serkan'a ve Koral'a bir kez daha teşekkür ederek videoyu bitirmek istiyorum. Size de izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.